Şuydu, şimdi mesela Binali Yıldırım muhtemelen pazar günü de aynı şeyi yapacak. Bir sürü yeni vaatle, hatta şimdi billboardlara da çıktı. İşte gençlere billboard, işte kredi, ona bilmem ne, evlenene para filan. Şimdi çok basit bir şey. Arada 3 ay olan 2 seçim var. Hani bunlar planlanmış vaatlerse niye 31 Mart'tan önce söylemiyordun? Hani bir tür şey yükseltmek gibi, açık arttırmaya çıkar gibi hava pek cezbedici değil açıkçası seçmen açısından, güven verici de değil. Ama çok daha belirleyici ve kritik olan bir şey, eğer 31 Mart'ta asıl olarak sonucu üreten şey, Ertuğrul Bey'e katılıyorum, rakamlar da gösteriyor ama şimdi 23 Haziran'da nasıl bir tablo çıkacak bilmiyorum ama referandum İstanbul tablosuna çok yakın rakamları muhalefetin tutturduğunu görüyoruz. Bu da baktığımız zaman aslında çok üstüne fazla bir şey koyduğunu değil, asıl öbür tarafta bir problem doğduğunu ve sonucu orada değiştirdiğini görüyoruz. Şimdi kendi içindeki problemi bu karmaşıklıktan yüzünden çözemediği gibi 31 Mart'ın hani sembol meselesi olan ders verme işinin hala yürürlükte olduğunu düşünüyorum. Çünkü temel iktidarın değişip başka bir iktidarın ya da bir başka cumhurbaşkanının göreve gelmeyeceğini gayet net bilen ve daha önce iktidar partisini desteklemiş ama şimdi şu ya da bu nedenle rahatsız olan seçmenin hala bu dersin sadece İstanbul seçimi özelinde verilmesinde bir mahsur görmesi için bir neden yok. Bir risk yok. Yani 24 Haziran'da iktidarın kullandığı, iyi de bana ders ver, o zaman da aynı temayı kullanmışlardı. Ders verme zamanı değil, varsa böyle birileri, hatta bunu bizzat Erdoğan söylemişti. Niyetlenmeyin çünkü hani iktidar değişir ve neyle krize girerken işte at değiştirilmez, yok dere geçerken bilmem ne şeydir. Şimdi yine öyle bir risk yok. Yani iktidar seçmenini iktidarın etrafında konsolide edecek bir risk yaratamadılar. Daha önce 31 Mart'ta beka davasıyla yaratamadılar. Şimdi de İstanbul'u kaybederlerse her şeyi kaybedecekleri bir şey yok. Sadece İstanbul Belediyesi'nden belki nemalanan şimdi personelde şey yapmış ya, miting yapmış falan. Orada bir şey var ama genel seçmen açısından İstanbul'daki AKP'li seçmen. Hadi çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Vallahi iktidar gidiyor gibi bir konsolidasyon yaratabilecek bir riski görmüyor. Peki.